Şimdi size bambaşka bir Aziz Yıldırım portresi çizmek istiyorum. Bakalım buna ne diyeceksiniz. Türk futbolunda bugün baştan beri yaşananların hepsini biliyor muyuz? Biliyoruz. Kimin ne yaptığını ne yapmadığını biliyor muyuz? Biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yaptıklarını da biliyoruz. Yaşadıklarını da biliyoruz. O bu. Hepsini bir kenara bırakalım. Şike sürecini, onu, bunu, yaşananların hepsini bir kenara bırakalım. İbreyi biraz geriye doğru alalım. Aziz Yıldırım NTV'ye çıktı ya o programa. O programa çıktığı zaman kendisine sorulan sorular üzerine ve de 20 yıldan beri yaklaşık 20 yıldan beri başkanlık yapan son derece tecrübeli şöyle böyle e, büyük de bir kulübün başkanı olarak çıkıp deseydi ki "Ey futbol camiası, ey arkadaşlar, onlar şunlar, bunlar. Bugüne kadar ne olduysa oldu. Şu oldu, bu oldu." Ben bir takım badireler atlattım. Şunu yaşadım. Haklıydı, haksızdı. Şimdi gelin Türkiye'nin de içinde bulunduğu durumu da dikkate alırsak, yaşanan bu olağanüstü durumu da dikkate alırsak artık bir beyaz sayfa açma zamanı da geldi. Gelin hep beraber bir beyaz sayfa açalım. Bakın ben en büyük kulüplerden birinin başkanı olarak, en tecrübeli başkan olarak fedakarlığı ben yapıyorum. İlk adımı ben atıyorum. Diyorum ki arkadaşlar gelin bugüne kadar 50-60 yıllık bütün sayfaları yırtıp atalım. Hepsini bir kenara bırakalım. Bugünden itibaren bembeyaz bir sayfa açalım. Şuymuş, buymuş, o karalamamış, bu karalamamış, şikeymiş, fetoymuş, zetoymuş, ketoymuş. Ondan sonra ne bileyim işte dostmuş, düşmanmış, iyiymiş, kötüymüş. Hepsini bırakalım bir tarafa. Yepyeni bir sayfa açalım. Liderliğini ben yapıyorum adımını ilk adımını ben atıyorum. Herkes gelsin, el ele versin. Yarın bütün kulüp başkanları olarak gelelim bir araya, el ele verelim. Barış, dostluk, kardeşlik. Bütün bakan da işin içinde olsun. Bakanın başkanlığında olsun. Bunu yapalım. Artık bu tarihi sorumluluğu hepimiz taşımak zorundayız. Hepimiz bunu yüklenmek zorundayız. Taşın altına hepimiz elimizi sokmak zorundayız deseydi eğer Aziz Yıldırım. Ne olurdu? Yer yerinden mi oynardı? Yani Galatasaray'a FETÖ'cü dediğin zaman, Galatasaray'a FETÖ soruşturması açılsın dediğin zaman ne oluyor yani boyun biraz daha mı uzuyor? Türk futbolu düzeliyor mu? Trabzon'u tehdit ettiğin zaman, Bursa'ya hakkı olmadan şampiyon oldu dediği zaman, bundan sonra asacağım, keseceğim, daha çok konuşacağım dediğin zaman ne değişecek? He sen zaten hep konuşmadın mı? Hep asmadın mı? Kesmedin mi? He yapmadık bir olumsuzluk bırakmadın ki. Ya gel bir günde doğru bir yoldan yürü. Her şeyi bir kenara bırak. Unut, unut her şeyi unutulsun. Askerlik yapmamışsın, şike süreci olmuş, o olmuş, bu olmuş. De ki hepsini attık çöp arkadaşlar de ya. Yeni bir sayfa, temiz bir sayfa açıyoruz. El ele veriyoruz de. Bir de bu yolu dene kardeşim. Sen Fenerbahçe Kulübü Başkanısın. Fenerbahçe Kulübü Başkanı bunu yaparsa diğerleri arkasından gelir. Galatasaray'ı da gelir, Trabzon'u da gelir, Beşiktaş'ı da gelir. Bütün kulüpleri gelir. Herkes bundan memnun olur. Siyaset memnun olur, Cumhurbaşkanı memnun olur, Türk e, spor kamuoyuna bir güven gelir, bir rahatlama gelir. Ama yok, hala kavga, 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 suçlama, şantaj, tehdit. Ya yeter ya, yeter. Bir günde şu portreyi bir çiz, bakalım millet ne diyor senin için. He, bilmiyorum, haksız mıyım? Ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın Ersan Çelik TV'ye, hoşçakalın.